Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu arpa boncuklu oyanın yapımını anlatacağım. Oldukça kolay bir örnek. İkişer zincir çekerek tığ battığı yaptıktan sonra ben hemen bir sırada arpa boncuklarını yerleştirdim. Sonra da üst kısmının kirpiklerini yaparak oyamı tamamladım. Dilerseniz hemen nasıl yaptığıma geçmek istiyorum. Şu şekilde oyamın incili kısmı bir sıra arkadaşlar. Sonra üst kısmını yapıyoruz. İncili kısmı yaparken şöyle ilmeğime girmek istiyorum önce. İncili kısmı yaparken arkadaşlar incili kısımda incileri yerleştirmek biraz önemli oluyor. Ben size burada sayıları vereceğim. Eğer verdiğim şekilde ilerlerseniz aynı sonucu elde ederiz. Dediğim gibi tığ battı da ikişer zincir çektim ben. Burası önemli. Eğer ikişer zincir çekerseniz ve verdiğim sayıya uyarsanız aynı sonuç oluşur dediğim gibi. Şöyle yapalım. Birinciden diğerine geçerken üst tarafta kirpiklerimi örümcek üzerine yerleştiriyorum. Şu şekilde yaklaşık 1 santim uzunluğunda bir örümcek benim için yeterli. Örümceğimi yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra incimi alıyorum, tığıma geçiriyorum. Sonra arkadaşlar şuradaki var olan incimin üzerine çapraz olacak şekilde aynı tığ battıya girerek ilk seferde incimin içinden geçiyorum. İkinci seferde de üstten bağlıyorum bu şekilde. Diğerine geçerken bu sefer şu diğer çaprazı, şu çaprazı yapacağım. Gene incimi geçiriyorum. Tığ battıda da iki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından geçiyorum. Önce ilmeğimi geçiriyorum. Sonra üstünden bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Gevşeme yapmaması için. Yarım saat ve 1 santim uzunluğunda örümceğimi yapıyorum. Şu şekilde. Sonra tekrar incimi alıyorum. Tığıma takıyorum. Tekrar gene çaprazını oluşturacak şekilde aynı tığ battıdan giriyorum. İncimin içinden geçerek yapıyorum. Sonra üstünü bir düğümlüyorum arkadaşlar. Tekrar burada bir inci daha alıyorum. Bunu bence hem videoyu izleyip hem yaparsanız daha kolay olacaktır arkadaşlar. Tığ battıda 2 tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüye giriyorum. Önce bir incinin içinden geçiyorum. Sonra üstünü şöyle düğümleyip kapatıyorum. Örümcek yapmadan önce bir tane zincir çekiyorum. Sonra burada 1 santim uzunluğunda örümcek yapma sırası geldi. Örümceğimi yapıyorum. Örümceklerin yaparken arkadaşlar eşit uzunluk olmasına dikkat edin. Bu oyanın muntazam düşmesini sağlıyor aynı zamanda. Bu nedenle benim tavsiyem böyle. Tekrar çapraz olacak şekilde devam ediyorum arkadaşlar. İlk seferde incinin içinden geçiyorum. İkinci de şu şekilde bağlıyorum. Tekrar inciyi tığıma alıyorum. İncilerin ipte. Tığ battıda 2 tane boşluk bırakıyorum. Şöyle üçüncünün altından geçiyorum. İlk önce incimin içinden geçiyorum. Sonra üzerini bağlıyorum arkadaşlar. Tekrar bu şekilde yapıyorum. Örümceğimi 1 santim uzunluğunda incimi alıyorum. Çapraz oluşturacak şekilde aynı tığ battının altından giriyorum. Çift kat çekiyorum. Tekrar incimi alıyorum. Tığ battıda 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum ve gene önce incimin içinden geçiyorum. Sonra İkisini birden bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum burada. Üst kısmını şöyle örümceğini yapıyorum arkadaşlar. Çok az kaldı benimki. Hemen yapmak istiyorum. Şöyle yapacağım. Tığımı aldım. İncimi zikzak oluşturacak şekilde, çapraz olacak şekilde yapıyorum arkadaşlar. Böyle. Sonra tekrar incimi alıyorum. Tığ battı da 1-2 tane boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından giriyorum. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum üstüne. Örümceğimi yapıyorum tekrar. İncimi alıyorum. Aynı yere zikzak oluşturacak şekilde sabitliyorum uç kısmını. Ben devam etmeyeceğim arkadaşlar. Burada birkaç zincir çekiyorum. Zincirimi çekip şöyle yapayım. Aşağıya hemen tığ battıya tutturuyorum. Bu oyayı ben bu şekilde kapatıyorum. Çünkü yan taraftan desteklenmesi gerekiyor incinin.
Şöyle birkaç zincir çekeyim arkadaşlar. Hemen nasıl başladığımı yine de göstermek istiyorum. İşte başlarken de biraz farklı başladım çünkü. Başlangıcında da şöyle tığ battıya ipimi tutturdum. Birkaç tane zincir çektim. Daha sonrasında devam ettim. Çünkü önden de desteklenmesi gerekiyor bu örneğin. Şöyle göstereyim. Hemen üst kısmının kirpiklerini yapmaya geçmek istiyorum. Üst kısımdaki kirpikleri yaparken de son derece basit. Daha önceden bunu pek çok oyu örneğinde göstermiştim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir örnekten diğerine geçerken inciler arasında bir tane sık iğne yapıyoruz. İki inci arasına. Bu kaymayı engellemek amacıyla, sabit durması amacıyla. Sonra arkadaşlar incilerimin arasında örümceğimin iki telini alıyorum. 5 tane sık iğne dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. Bu sık iğne ile birlikte 5 tane olacak. 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şöyle bir düzeltiyorum. Düzelttikten sonra incilerin arasına tam tepeden bir tane daha sık iğne yapıyorum. Orada bir boşluk var zaten. Fark edeceksinizdir onu da. Sonra arkadaşlar tekrar iki kattan giriyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. Bu 1 sık iğneyi de sayarak 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1'di. 2, 3, 4, 5. Şu araya sık iğneyle tutturuyorum. Tekrar iki kattan giriyorum. 5 sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. Bununla birlikte 5 tane olacak. 2, 3, 4, 5. Hemen inciler arasına şöyle sık iğne ile giriyorum. Hiç ütü istemiyor arkadaşlar bu örnek. Şimdi elimden çıktığı halini göstereceğim size. Ben ütülemedim ön kısmını. Göreceksiniz, hiç ütüye ihtiyacı olmayan bir örnek. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Ütü bazen incilere zarar veriyor. İncilere ve arpa boncuklara tabii. Üzerine bez koyarak ütülemenizi ben tavsiye ediyorum. İçinde inci ya da arpa boncuk olan oyalarda. Benim tavsiyem bu. Emek verip yaptığınız oyanız ütülerken mahvolmasın. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. Çok az kaldı. Bunu bitirelim arkadaşlar. Nasıl yaptığımıza bir bakalım. Ortaya çıkan ürüne. Bu şekilde. Tekrar iki telini alıyorum örümceklerimin. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 1 sık iğne yaptım. Burada arkadaşlar toplam 5 olacak. 3 oldu. 4, 5. Yine incilerin arasına bir sık iğne yapıyorum. Sondayım artık. 5 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 zincir, 1 sık iğne, 1, 2, 3, 4 zincir, 1 sık iğne, 1, 2, 3, 4 zincir, 1 sık iğne. Bu sık iğnemle birlikte 5 tane olacak arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 2,
3, 4, 5. Burada arkadaşlar ben şu en sondaki zincirimin altından da girip bir tutturmak istiyorum. Çünkü kayma yapabiliyor biliyorsunuz sık iğneler. Birkaç zincir çekelim, ipimizi keselim. Neler yaptık bir bakalım isterseniz. Örnek çok güzel. Ben çok beğendim, bayıldım. Kesinlikle ütü istemiyor arkadaşlar. Yani yaptığınız zaman bunu siz daha iyi fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Çok güzel bir örnek, çok zarif. Ben zaten böyle incili boncuklu örnekleri çok seviyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm örneklerimin olduğu gibi bunun da yakın plan fotoğrafı Instagram'da, o yağınım sayfamda olacak. Oradan da faydalanabilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böylelikle tüm örneklerimi görme fırsatını kaçırmazsınız. Ayrıca deneyen tüm arkadaşlarımın yorumlarını bekliyorum. Videolarım sizin yorumlarınıza göre oluşuyor. Denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin.